çıkarıp onu yapıyorum. Efendim, açıklayacağız aslında. Güneşi direkt güneşe bakarsak göz sağlığınızı. Olgun sevgiye yok. Mehmet Gece yoksa Ata Bayramı. Seçim. Ata Bayramı. Güneş başına giden bir yöntücü değildir, hayır. Atamayla iş başına giden bir yöntücüdür. Dedi de devlet atıyor. Güneş sevgiyle. Bunlar seçimler. Kendiliğinden oluşmuşsa doğal. İnsanlar yapmış. Balıkesir Bandırma'yı yeni yenince ilkokulunda okuyorum ve öğretmenimizin ismi Alev, Alev Sungur ve çok güzel bir okul yaptı. Sinema odası var. İlk bizim sınıfımızdan başladı, jimnastik odasına. Sonra sinema odasını yaptı, müzik odası yapılacak ve her tarafı güzellik kattı. Orları filan, neydi, gökkuşağı filan çizdi. Arkamızda Atatürk var. Orada da Türkiye şeyi var. İşte öğretmenimizi çok seviyoruz. Park yapılacak yakında. Okulumuzun yanına. Yani park da kapalı olacak çünkü büyükler bozabiliyor. Ondan okulumuz çok güzel. Çok güzel geçiyor ve patlamış mısır falan da yiyebiliyoruz. Yani sinemaya gitmeye gerek yok. Bir sürü zaten sinema var. Balıkesir Bandırma İlkokulu, yeni ilkokulunda okuyorum. Öğretmenimi çok seviyorum. Öğretmenimiz sınıfımızı güzelleştirdi, renkleri boyadı. Buraları falan hep gökkuşağlara boyadı, rengarenk yaptı. Üstte sinema odası yaptı, jimnastik odası yaptı. Kütüphanemizi daha çok güzelleştirdi. Biz öğretmenimize kitap okuyorken biz burada kalalım siz gidin diyoruz.
Sinema salonunda eğlenceli filmler izliyoruz. Sonra evden film günü patlamış mısır alıyoruz ama eğer haberimiz yoksa bakkaldan alıyoruz. Öğretmenimi çok seviyorum. Buraları falan hep o güzelleştirdi. Kendi imkanlarıyla her şeyi yap, çok güzel yaptı. Öncelikle sınıfımı değiştirmekle işe başladım. Daha çok ev ortamında bir sınıf oluşturdum ve çocuklar burayı çok seviyorlar. Daha sonrasında üst katta boş olan sınıflarımızın birini jimnastik salonu haline getirdim. Ve burada çocuklar haftada bir gün Bandırma'dan gelen bir öğretmenimizden jimnastik ve modern dans eğitimi alıyorlar. Diğer boş bir sınıfımızı da sinema salonu haline getirdim. Çocuklarla film izliyoruz, eğleniyoruz, güzel zaman geçiriyoruz. Bunları yaparken bol bol emek gerekti bir kere. Hem maddiyat hem emek. Emek kısmını çocuklarla beraber hallettik diyebilirim. Onlar da bana yardımcı oldular. Çünkü onlar için ne kadar çabaladığımı gördüler. Amacım onlar da böyle kırsal bir yerdeyiz ama özel okul tadında bir yerde okusunlar istedim. İstediğimiz zaman sinema izleyebiliyoruz. Çünkü burada çocuklar şehirdeki çocuklar gibi istedikleri zaman sinemaya gidemiyorlardı. Ben de bunu onların ayaklarına getirdim. Tahta paletler aldım. Sinema mantığıyla üst üste koyarak üç katlı oturuyoruz, izliyoruz. Belgeseller izliyoruz, çocuk filmleri izliyoruz, eski Yeşilçam filmleri izliyoruz. Bir kere farklı buluyorlar. Çünkü daha önce de böyle bir şey görmemişler. Mesela ilk geldiklerinde koridorumuz onları karşılıyor. Rengarenk, cıvıl cıvıl bir koridor. Çocuklarının böyle bir ortamda eğitim görmelerinden velilerimiz de çok mutlu. Köy halkı zaten çok memnun. İl müdürümüzün okulumuzdan haberdar olmasıyla 81 Çalıkuşu Balıkesir dergisinde çalışmalarım yer aldı. Bunun sonucunda da Sayın Bakanımız beni aradı, tebrik etti. Çok mutlu oldum aradığı için. Ve bir isteğim olduğunu duymuş kendileri. Okul bahçemize bir park yapılmasını istiyordum. Kendisi hemen bunun yapılacağını söyledi. Teşekkür ederiz kendisine. Okul bahçemize bir park, bir hobi bahçesi yapılacak. Çocuklar da ben de çok mutluyuz. Bu yaptıklarımın hepsi çocuklar mutlu olsun diyeydi. Bir şehirdeki çocuktan geri kalmalarını istemedim. Sinemaysa sinema, jimnastikse jimnastik, oyun parkuruysa oyun parkuru. Şimdi bahçemize park da yapılacak, kocaman güzel bir park da yapılacak. Yaptıklarımın hepsini çocuklar mutlu olsun diye yaptım ve amacıma da ulaştığımı düşünüyorum. Çocuklar okula geliyorlar, gitmek istemiyorlar. Ben giderken diyorlar ki öğretmenim biz birazcık daha kalsak burada, kitap okusak ondan sonra gitsek diyorlar. Bu da benim amacıma ulaştığımı gösteriyor.